Bugün yine bir itiraf köşesinde sizlerle birlikteyiz. Özlem Hanım yanımızda. Dün Özlem yine bizlerle birlikteydi. Çok büyük bir itirafta bulundun Özlem. Aslında seni takdir de etmek lazım. Çok yanlış bir şey de yapmış olsam bunu itiraf etmek çok zor bir şey. Biliyorsunuz Özlem daha küçücük yaşında Vey babasıyla kaçmıştı. Ondan bir de çocuğu var. Ama şimdi Özlem annesine karşı büyük bir özlem ve pişmanlık duyuyor ve annesiyle yüzleşmek istiyordum. Çok pişmanım. Gerçekten çok yanlış bir şey yaptım. Bunun farkındayım. Umarım annem beni affeder. Umarım her şey yolunda gider. Hı-hı. Tekrar yeni bir hayat kurarız. Çünkü ben şu anki hayatımdan hiç memnun değilim. Hı-hı. O yüzden şu anki hayatından mutsuzum. En çok mutsuzluğun neden Özlem? Bir kere anneme büyük bir hata yaptım ve ona bir özür borçluyum. Bunun farkındayım. Hı hı. Annemin artık ben de mutlu olmasını istiyorum. Tek başına yaşıyor. Hı hı. Birlikte yaşarsak daha mutlu bir hayat birbirimize kurabiliriz. Birbirimize iyi gelebiliriz. Peki Özlem, sence annen, yani çok zor bir şey, o kadar ki bazı şeylerin telafisi gerçekten insan düşününce çok zor. Yani duygusu olarak yıpranmışlığı da içinde barındıran ve çok zor bir süreç. Sence annen hani bunu affedebilir mi? O çocuğa torunum diyebilir mi? Düşün, eski eşinden ve kızıyla olan bir çocuk. Ne düşünüyorsun? Umarım affeder, çünkü ben onun kızıyım. Sonuçta kendi öz kızından olma bir çocuk. Yani ben affetmesini çok istiyorum. Akrabalarımın da beni affetmesini istiyorum. Şimdi bu üvey baba, yani ismi neydi? Yılmaz. Yılmaz Bey nerede? Yılmaz Bey'e ben artık ulaşamıyorum, artık beni reddetti. Ben de onunla konuşmak istemiyorum hiçbir şekilde. Çocuğuma bakmıyor, çalışmıyor, bir işi yok, gücü yok. Ben kendim çalışıyorum, her şeyi kendim karşılamaya çalışıyorum. Ben her şeyi yapıyorum şu anda. Sadece bir anneme ihtiyacım var. Annemle barışmaya ihtiyacım var. Peki Özlem, eğer Yılmaz Bey böyle çıkmasaydı yine de pişman olur muydun? Yine de pişman olurdum. Çünkü ilk baştan beri yanlış yaptığımın farkındaydım aslında. Ama yine de içimde bir yerde anneme karşı o öfkem, annemin beni yalnız bırakması, babamdan boşanması vesaire. Ona karşı böyle bir şey yapmak gelmişti içimden ama nasıl affeder bilmiyorum. Tabii ki de ben de kendimi onun yerine koyuyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama umarım affeder, beni bağrına basar. Tekrar yeniden eskisi gibi oluruz inşallah. Ne kadar zaman oldu anneni görmeyeli? 4 senedir görmüyorum annemi. Çok özledim gerçekten. Görünce beni ne yapacak çok merak ediyorum. Sarılacak mı bana, affedecek mi çok merak ediyorum. Peki hislerin ne söylüyor? Hislerim anne yüreği affeder diye düşünüyorum. Hani bu kadar buraya kadar çıktım, herkese açıkladım kendimi. Artık herkesin de beni bilmesini istiyorum, beni anlamalarını istiyorum. Ben suçlu olabilirim ama Allah nasıl affediyorsa annem de beni lütfen affetsin. Ya ben. Çünkü annemi affetmeden yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Hı hı. Çok mutsuz oluyorum. Kendimi çok depresyonda hissediyorum. Onsuz çok yok olmuş gibi hissediyorum. Özlem, biz senin anneni bulduk. Gelmiş midir sence anne? Bulduk da. Bulduk. Gelmeyi kabul ettin mi acaba? 4 yıldır anneni görmedin. Evet. O zaman anneni çağıralım. Fatma Hanım. Gelin buyurun. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz Fatma Hoş Hanım. Gelin bulduk. Gelin Merhaba. Buyurun oturun Fatma Hanım, gelin. Anne bir kere yanaşma bana. Uzak dur anne, ben. Bana yanaşma. Anne, git uzak dur benden. Anne lütfen. Yanaşma diyorum sana. Özür bana mi? Yanaşma. Esra Hanım dokunmasın tamam. Bana. Özlem bir sakin ol. Bir konuşalım bana önce. Gel. Bir konuşalım. İstemiyorum yanaşmasın bana lütfen. Nereden anlatayım? Baştan mı anlatayım? Hı hı. Sondan mı anlatayım? Babanın babası beni çok seviyordu. Biz evlendik. İçiyordu, sarhoştu. Hı hı. Bir çek, iki çek, üç çek. Kızım çok küçüktü. Kızım demek de istemiyorum. O kadar nefret geldi. Mecburen boşanmak zorunda kaldık. Hı hı. Babası çok düşkündü, çok kötü davranıyordu. Sürekli dayak yiyordum, sürekli oran buram morarmış. İşte yemeği bahane ediyor, tuzlu olmuş.
İşte çorabın yıkanmamış, yok o olmuş, bu olmuş. Sürekli bir bahaneyle dövmek için bahane buluyordu. Ben bunu ayrıldıktan sonra kızım hep beni suçladı. Neden ayrıldın diye suçladı. Çünkü size kızını çok seviyordu ona gerçekten. İyi davranıyordu. İyi davranıyordu. Oyuncaklar, çikolatalar. Elinde ne varsa, ne imkan varsa getiriyordu ama çalışmıyordu. Dövüyordu, dayak yiyorduk. Ben ayrıldım. Bilmiyorum hatamı yaptım, ne yaptım bilmiyorum, ayrıldık işte. Oralara gittim, günlük işlere gittim. Nerede yaşıyordunuz o zaman Fatma? Kayseri'deydik. Kayseri'de yaşıyordunuz. Kayseri'de yaşıyorduk. Peki siz böyle her işi yaptınız, çocuğunuza baktınız. Peki ergenlik döneminde Özlem dedi ki aramız çok bozuldu birbirimize evet, karşı. Hani bayağı bir... Ortaokuldayken okuldan sürekli kaçmaya başlamıştı işte. O dönem ırgatlık yaparken de bu Yılmaz denen karşıma çıktı. Dedim ki en azından bir işin ucundan tutar. Hiç bana göre bir insan değil ama ne yapayım çaresizim. En azından dedim eve bir ekmek getirirdi. Ben de çocuğumu adam gibi büyütürüm. Minibüsçülük yapıyordu o zaman. Sevgi değildi bizimkisi. Aşk evliliği falan değildi. Öyle evlendik. Yılmaz da iyi davranıyordu. Hı hı. Küçük yaşta getirdim kızı yanına. Kaç yaşındaydı o zaman Özlem Yılmaz Bey ilk geldiğinde? 7 yaşındaydı. 7 yaşında ufaktı. Yani o çocukluk tabii, halini tabii, biliyor. Ufacıktı. Ne bileyim hiç konduramıyorum. Halen daha konduramıyorum. Ben böyle bir şey konduramıyorum Esra Hanım. Anne çok özür dilerim. Anne deme bana, senin anne yok yok. Yok. Anne ne olursun affet beni. Yok nasıl affedeyim ben seni. Ben senin için buralara geldim. Senin anne yok. Bu ergenlik dönemine girdi. Esra Hanım. Yılmaz bunu alıyor götürüyor. Minibüsçülük yapıyordu o zaman. Okula götürüyor, getiriyor. Siz hiç böyle bir, tabii ki bunu düşünmek zordur ama art niyet, bir kötü... Valla hiçbir şey düşünmedim. Ona abi gibi davranıyordu. Ergenlik döneminde biz bununla sürekli kavga ediyorduk. Makyaj yapmak istiyor. Yaşından büyük şeyler yapmak istiyor. Köylük yer, genç kız. Tutamıyorsun, edemiyorsun. Okuldan kaçıyor. Okula gidiyoruz sürekli şikayet. Hı-hı. Öğretmenleri şikayet, o şikayet, bu şikayet. Beni dövüyordu. Yılmaz sürekli, kim dövüyordu? Anne beni dövüyordu. Yani sürekli. Kötü davranıyordu. Çok mu şiddet olur? O sıralarda hep Yılmaz bana yaklaştı. Yani Yılmaz bana yakınlık Fatma gösterdi. Fatma Hanım, acaba siz o dönem öfkeyle şiddet uyguluyor muydunuz kızınıza çok? Ya köylük yer, biz bilmeyiz ki. Dövüyorduk tabii. Hani bir iki fiske vuruyorduk anne olarak. Biz öyle gördük. Bizi de annemiz babamız, hı-hı, öyle yetiştirdi. Makyaj yapmak istiyor. Dar pantolonlar giymek istiyor, mini etekler giymek istiyor. Yani kıyafetime dar pantolon giyiyordum, ona karışıyordu. Saçımı şöyle bir şeyler yapıyordum, işte makyaj yapıyordum, ona karışıyordu. Ben kızdıkça Yılmaz, hı-hı, ne güzel yakışmış. Ben kızdıkça arka çıkmalar, ben kızdıkça pahalı hediyeler almalar. Peki, alma diyordum bu kıza. Yani Yılmaz'a diyor muydunuz hani sen niye bu şekilde davranıyorsun? Yapma diyordum, işte çocuk olsun, küçüktür, bilmem nedir. Beni kandırmışlar. Ben nasıl kandım? Ben nasıl inandım bu adama? Nasıl çocuğumu emanet ettim? Ya dışarı çıkmama bile izin vermiyordun anne onunla sen gidip, benim. Onunla gidip geliyordu. Ben nasıl güvendim Esra Hanım? Ben ne yapayım? Ne öyle yapayım? Miydi Özlem? Bak hiç o anlamda düşünmemiş aslında. O senin iyiliğini istediği için annen. Ya iyiliğimi istedi ama hiç dışarı çıkmama, sosyal hayatıma izin vermiyordu. Hepsine Yılmaz beni korudu, kolladı. Hep beni Yılmaz götürdü her yere. Yani arkadaşlarımla bir kafeye gitmek istiyordum. Ona bile para vermiyordu. Beni hiç evden çıkartmıyordu. Sürekli bana temizlik yap, onu yap, bunu yap, evi temizle, hayvanlara bak. Yani ben çok kendimi kötü hissediyordum. Hiç özgür değildim evin içindeyken. Çok şiddet de gösteriyordu. Son zamanlarda dövmeye de başlamıştı. Ben artık içimde ona karşı çok öfke biriktirdim. Çok kızmaya başladım ona. O yüzden böyle Yılmaz'la yakınlaştım. Aslında yani onun hareketleri yüzünden ben Yılmaz'a karşı yakınlaştım. Yoksa bu kadar ben Yılmaz'la ilgili bir şey düşünmüyordum tabii ki. Ben tarlalarda çalıştım. İki paralık etmeyen adamlardan 3 kuruş alacağım diye sabahlara kadar kaldım. Anne beni hiç korumadın sen. Evde bir iş verirsin yapmazdı. Zaten en son kavgamızda bunu
yoldan çıktı. Ben ders mi çalışayım, okul mu kazanmaya çalışayım? Bütün dersleri başarısız. Okula gidiyorum, öğretmen şikayet. Arkadaşlarıyla kavga dövüş. Eve geliyorum, Yılmaz sürekli arka çıkıyor. En son işte bir kavgamız oldu. Ders çalışamıyordum ki derslerim başarısız diyor. Ben hiç konduramam. Konduramam, ikisi de benim canımın içi. Neye kondurayım Esra Hanım? Düşünsenize, biriniz kızım, birim kocam, ikisi sağ kolunuz, sol kolunuz, neye ne kondurayım? Anne, eve geldim o gün. Okulumu istemiyor muydun? Sus, konuşma, okulumu bana anne deme. Bana anne demeyeceksin. Yok, senin annen öldü, gömdünüz siz o gün. Sen bana bunu nasıl yaptın evladım? Hadi o elin adamı anlıyorum. Peş para etmez ciğersiz. Sen benim canımın içiydin, yarısıydın. Prensesimle koklamaya kıyamadımdır. Sen bunu bana nasıl yaptın? Esra Hanım, bana nasıl yaptın? Hiçbir zaman anlamadın ki beni. Ben anlatamıyorum. Beni hep örseydin, hep dövdün beni. Esra Hanım, köylük yer tutamıyorsunuz. Laf yapıyorlar. Korktun sen de, başına bir şey gelin. Eve geldi. Birisiyle dedikodusu çıkmış. Yılmaz bir köpürdü. Ben de dedim ki baba olarak koruyor herhalde. Meğerse işi pişirmişler bunlar. Çünkü o zaman işte biz Yılmaz'la görüşmeye başlıyorduk. O zaman ne zaman başladınız görüşmeye? Lise 2 gibi başladık biz. Lise 1, lise 2 gibi. Yazıklar olsun sana. Bir de gitmiş konuşuyor. Aa, İşte Yılmaz beni kıskanmaya başladı. Parçaladılar bunlar ciğerimi. Beni korumaya başladı diğer arkadaşlar. Konuşma, anne, neyini korudu? Böyle mi korudu seni? Anne sürekli bana böyle mi korudu? Hanım, yani kötü şeyler söylüyordu. Böyle mi korudu? Niye geldin şimdi anne diye arıyorsun beni? Böyle mi korudu seni? Alıp götürdü seni. Bak hep böyle yaptın. O gün geldiler Esra Hanım, eve geldim, iş vermişim. Tarlada çalışmışım. Geldim, iş yapmamışım. Saçından tuttum, iki tokat patlattım, yok ortada. Evlenmeseydi keşke o zaman o adamla. Yanlış bir insandı, ondan küçüktü, 10 yaş küçüktü, onu anlamıyordu. Yaşı da küçüktü gerçi. Hayır, ama şimdi bu da tabii evde gelen hani babayla birlikte olmanın hani şeyi değil. Ne yapayım, yetmiyordu Esra Hanım, gücüm yetmiyordu. Bakar dedim, evladımın kursağından iki lokma ekmek geçer dedim. Fatma Hanım, ben şunu çok merak ediyorum. Hiç şüphelenmediniz yani. Hiç konduramadım. Yani, o kadar güzel davranıyordu. Hiç konduramadım. Küçüktü, baba yaşında eline vermişim ufacık çocuk. Ya da başkaları hiçbir şey söylemediler mi? Görüyorlarmış, komşular hiç söylemiyorlar bunu. Görüyorlarmış. Hiç söylemiyorlar. Bu gittikten sonra söylediler. Ne görüyorlarmış? Bunların arabada sıkı fıkı olduklarını görüyorlarmış. Liseye geldi, iyice ne sıkı fıkı olmuşlar. Telefonları gelmeler. Hiç benimle ilgilenmiyordu ki. Hiçbir zaman ilgilenmiyorduk. Biz Yılmaz'la sürekli mesajlaşıyorduk. Ruhu bile duymadı yani, fark etmedi. Evde peki ben, bir dakika, evde oturuyorsunuz, nasıl mesajlaşıyorsunuz? Ben okula giderken mesajlaşıyorum. Kızım ne yapıyorsun? Yan ders notu alıyorum. Kızım diye. Ne yapıyorsun? Öğretmenimle konuşuyorum. Ben ne bileyim, nasıl kondurayım Esra Hanım? Ne bileyim. İnsan kocasına kondururum. Hayır, şimdi aynı evde oturuyorsunuz, birbirinize mesaj Esra mı atıyordunuz? Esra Hanım, ben ya ne yapayım? Annem fark etmesin diye o bana mesaj atıyordu. Ne diyorsunuz mesela aynı evin içindeyken? Ya işte hani özel mesajlar vardı aramızda, iyice gittikçe, bir yakınlaştıkça özel mesajlar atıyordu bana. Seni seviyorum diyordu. Esra Hanım. Peki şimdi sonuçta bu adam senden çok yaşça büyük ve sen orada küçüksün. Aslında bunun bir nevi istismar boyutu da var. Yani adam seni o seni saflığında kullanmış, istismar etmiş aslında bunu. Ben nasıl bunu bilemedim Esra Hanım. Ben gözüme kıyamıyordum kızıma. Ben saçının teline kıyamıyordum Esra Hanım. Ben ne yaptım, ne alt yedim ben de bilmiyorum. Gitti, o gün dövdüm gitti. Aramadığım yer kalmadı. Gittim okullarına. Peki o an mı anladın Fatma Hanım? Adam da gitti. Anlamadım, yeni anlamadım. O Yılmaz şerefsiz aklıma bile gelmiyordu. Kızımın derdine düştüm. Akrabaları arıyorum. Orayı, burayı. En son dedim odasına gireyim de. Belki dedim arkadaşlarından birine gitmiştir. Numara vardır, bir şey vardır. Odayı karıştırırken bir tane günlük buldum. Günlüğün içinde bunu Yılmaz'a yazdığı şiirler vardı. Aslında Fatma Hanım, sen her şeyi günlükten mi öğrendin? Her şeyi günlükten öğrendim. Sen benim özelimi neden karıştırıyorsun? Ne özeli? Sen benim özelime girmişsin. Ne özeli?
Hala yolarım seni, öldürürüm anne. Seni öldürürüm. Parçalarım senin gibi kız burada. Olmaz olsun. Lanet olsun senin gibi kıza. Anne ben buraya senin beni affet diye geldim. Ne olmuş? Ne yapma ya? Seni öldürmediğime evlat katili olacağım. Anne benim çocuğum var. Haberin var mı senin? Evlat katili. Ne? Bir de çocuğun mu var? Bak o da çocukmuş o zaman. O da kandırılmış bir şey olarak düşün. Çocuğu varmış. Çocuğu var evet bilmiyordu anne. Oldu. Anne onun oldu artık. Çocuğu artık bir yasaklanın bir sakin ol. Nasıl verseniz arkadaşlar. Ben bu saatten sonra bana sahip çıkmanı istiyorum seni. Ay bana bir şey yapıyorum. Bir ara verelim arkadaşlar.